Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız biz iyiyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün şöyle bir aslında dışarıdan başlayacaktım da videoya dedim neyse içeriden başlayayım dedim. Şöyle ama şunu bir ayarlamamız lazım ilk önce. Şöyle çayımızı ocağa koyduk. İkindim vakti. Çayımızı ocağa koyduk arkadaşlar, demledim. Çayı demine alsın. Suyu kaynayacak şimdi. Şöyle altını biraz daha kısayım da iyi olur. Yemeğimi yapacağım. Buraya arkadaşlar şuradan yukarıdan bir şeyler dökülüyor ama ne döküldüğünü ben de bilmiyorum vallahi. Şimdi bugün menümüzde ne var? Şunu şöyle alayım yanıma. Hemen geliyorum. Arkadaşlar menümüzde bugün değişik bir yemek yapacağım. Vallahi değişik yemek ama ben de ilk defa yapacağım. Videolarda zaten garman çorman olur. Videoların hepsi birbirine karıştı. Önceki çektim, sonra yükledim, sonraki çektiğimi önce yükledim. Önceki çektim, aynı gün çektim, aynı gün yüklemişim. Karma karışık bir şeyler olmuş. Zaten kafam da hiç yerinde değil. Bazı videolar üst üste aynı denk geliyor. Neyse, malzememizde bir tutam maydanoz, 3 tane sarımsak, soğan, bir tane de şu cücüğü çıktı içinde. Şöyle bir başta sarımsak, burada tavuk kıyması var arkadaşlar. Bu biraz fazla çünkü Mustafa'nın işi vardı, sipariş verdiğin zaman fiyatı az olduğu zaman getirmiyorlarmış. Belli bir fiyatı varmış, o fiyatta olunca getiriyorlarmış. Ben dedim biraz fazla olsun, bir şey olmaz, dolaba koyarak çorbaya morbaya kullanırız dedim. Tarifimizde biraz daha kuyruk yağı var arkadaşlar. Kuyruk yağına mayadan işte yapılan şu tepsiyi şöyle alayım. Sen şöyle geç. Sen de şöyle gel. Tarifte kırmızı biber de vardı şurada. Çarık çürük var mı bakayım. Heh, iki tane büzüşmüş var da. Bunda annem şey yaptım. Fırına gittim, ekmek almaya arkadaşlar. Orada baktım gelen biber getiriyor, giden biber getiriyor. Gelen biber getiriyor, giden biber getiriyor. Orada onlar getirince benim de canım istemeye başladı. Neyse pazardan aldık yarım kilo. Valla fiyatlar başka yerlerde ne kadar bilmiyorum ama 18'e vardı, 20'ye vardı, 25'e vardı biber. Şu biberlerden şöyle. Ben de işte yarım kilo aldım 18 liralıktan. Ondan sonra şey yaptım, ne onun adı, közledim 2-3 gün üst üstüne közledim, annemin iyi hoşuna gitti. Dedi ha, aman dedi kızım dedi, ha dedi bu dedi iyi oluyor dedi, sabah dedi acı acı dedi, o acıyı sevir zaten dedi. Alıştım şimdi dedi buna dedi, gidince dedi nasıl şey yapacağım dedi. O da işte bir gideceğim diyor, bir kalacağım diyor, kararsız. Gelin doğum yaparsa evde ineklere bakacak kimse yok. Kardeşim de gelirse mecbur sezeryen olunca kardeşimin de gelmesi gerekiyormuş. İmza atması gerekiyormuş çünkü. Onun için böyle işte. Ben gitme diyorum, üzülüyorum. Alıştıydım ona. En azından yanımda yoldaş oluyordu. Şimdi o gider. Mustafa işe gider. Abdullah işe gider. Rümeysa'yla biz ikimiz kalırız. Rümeysa yine telefonda kurcalayacak bir şeyler falan buluyor. Ben kurcalayacak bir şey de bulamıyorum. Gene ki Allah'tan video çekiyorum ne diyorum da biraz vaktim geçiyor. Model neye çıkar diyorum, video çekiyorum. Onlarla vaktim geçiyor biraz. Gözüm yandı. Normalde bunun soğanlı muvanlı işte maydanozunu, biberini de sarımsağını şeyde çekmek gerekiyor. Robotta çekmek gerekiyor da benden robotta çok mıncı çıkıyor. Benim robotum düşük ayarı yok. Düşük ayarda da şey bırakıyor, iri iri bırakıyor. Onun için dedim aman, ha orada çekmiş iri iri. Ha dedim elimde doğramışım, bari elimde doğrayayım dedim. Valla bu Hatay'ın meşhur yemeği diye geçiyor bildiğim kadarıyla. Ben bu kıymayla oluyor, tepsi kebabı. Ben bunun yeni tarifini gördüm. Kadın demiş illa hani kıyma alamıyoruz. Zaten 200-220-230'a civarda gidiyor. Kıymalar. Kıyma alamıyoruz demiş. Biz de demiş tavuk kıymasıyla yaparız bu yeme demiş. İçine de işte kuyruk yağı falan koydu yaparken.
takip ettiğim bazı Instagram'da şeyler var. Böyle bazen ana sayfama düşüyor. Onları da görüyorum. Ben birkaç kere de fırında gördüm. Fırında da tavuğun taşlığı var ya. Ondan içine biraz da goruk yağını katıyorlar. Onlar öyle gördüm getiriyorlardı. Ramazanlıkta çok getiriyorlardı. Ben de bakayım eğer hoşlarına giderse çocukların tavuk kıyması gene biraz öbür kıymaya göre ucuz. 70 liraymış kilosu. Benim aldığım 70 lira. Yani aldığım yerde 70 lira. Yani başka yerde ne kadar bilmiyorum. Tavuk göğsünü alıp mesela kendiniz de evde robotta çekebilirsiniz. Gözlerim yandı yandı yandı. Vallahi arkadaşlar deprem devam ediyor. Niğde, Kayseri, Malatya derken dün de Kayseri'de olmuş. Kayseri'de de 5 nokta kaçtı olmuştu? 3 müydü 8 mi? 5.2 miydi herhalde olmuştu. Onda benim takip ettiğim biri var Instagram'da. O Kayserili. Ona yazdım. Canım dedim bir şey var mı dedim. Abla evlere giremiyoruz diye yazmış. Dışarıdayız demiş. Gösteriyor. Milletin şeyi hep dışarıda. Millet hep dışarıda. Eşim bugün bir yere gitti. Dün bir yere gitti dedi. Orada demiş ki ne? Adam. Vallahi demiş. Onlar da bizim mahallede karşıda oturuyorlar. Vallahi demiş. Deprem olduğunda demiş. Bize mahallede demiş kimsenin ışığı yanmıyordu demiş. Bir Halit abinin ışığı yanıyordu demiş. Onlar demiş evini terk edip de bir yere gitmedi demiş. O da demiş ki ne zaten benim ev şey ne onun adı? Çadır gibi. Hani bırakayım nereye gideyim zaten. Kepse kepse duvarlar üstümüze kepir. Çatı desen çatı zaten her yere akıyor biliyor musun zaten az çok. Aksın sırfsın ben buna da razıyım arkadaşlar. Bu depremden sonra vallahi hiçbir şey gözümde yok işte. Yok yüksekte oturayım yok hele benim ne de. Önceden yüksekte oturmayı istiyordum. Niye istiyordum? Evim güneş görsün diyordum. Hani şey iş yapsın diyordum. Neden çay soruyor? Çay kaynadı ben yemeği yapayım geliyorum kızım çay götür gel. Yapayım da şunu bir an önce fırına vereyim de. Anca bir şey baban gelene kadar. Yanına da bir pilav pişirdim. Vallahi işte önceden yüksekte oturayım. Hele bilmem ne yapayım diyordum. Durdur onu. İki dakika. Kapı çarpmasın. Açtım geri. Tamam. İşte evim güneş görsün ne diye yüksekte oturmayı istiyordum da. Vallahi şimdi bu depremden sonra hiçbir şey gözümde yok. Mal da boş, mülk de boş. Zengini de aynı oldu. Fakiri de aynı oldu. Yüksekten bakan da aynı oldu. Enginden bakan da aynı oldu. Yiyen de aynı oldu, yemeyen de aynı oldu. Şimdi baharatlarını atalım içine. Tepsimizi ıslatalım. Gözlerim yandı, gözlerim yandı. Atalım. Thank you.
Dışarıda oturuyorduk. Rümeysa, ben, anam, Mustafa bir kümes yapmayla uğraştı. Kümesi de sonra yapamadı, bıraktı geri. Yarım yolak. Sonra kaldı öyle. Ben dedim bu aklı şey öyle şey yaparken, dolaşırken. Açmış mı? He, açmış. Dolaşırken gördüm, dedim aman güzel bir şeye benziyor. Bari dedim ben de yapayım dedim. Şimdi bunun hepsini bir yoğuruyoruz arkadaşlar. Aynı lahmacun içi gibi. Şuraya, şu marketin ilerisine, isim vermiyorum. Marketin ilerisine bir yer gelmiş arkadaşlar. Minibüsünden adam gelmiş. Minibüsünden adam bizim komşunun kızı Mustafa abi dedi, annenin haberi yok mu dedi. O da dedi ki ne oldu dedi. Dedi şuraya bir minibüs durmuş dedi. Ne alırsam 35 lira. Dedi ki ne, yenge dedi. O da dedi anneme söyle dedi. Geldi yenge dedi. Ne alırsan dedi 35 lira dedi. Ben dedim sen ne aldın dedim. Ve yeni çıkan modalardan çay bardağı 35 lira. Ama çok güzel, hoşuma gitti. Sonra bir baktım. Neyse dedim bir gideyim. Anam da geldi, benimle beraber gittik. O da o ne aldı? O şey aldı. Küçük kase aldı. Çünkü depremde mutfak dolaplarında bir şey kalmadı. Kapkacak hepsi kırıldı. Kırıldığı için dedi kızım kase dedi, çorbalık dedi. Yoğurt koymaya, çorba koymaya dedi, iyi olur dedi. Tamam dedik, aldık. Bir ona kase aldım. Ben kendime bir tane fırça aldım. Şey fırçası. Dışarıyı süpürmek için. Çünkü eğildiğim zaman belim ağrıyor. Fırça olduğu zaman iyi oluyor. O ona aldı, ben ona aldım. Sonra ay ne kadar güzel şeyler var. Ne kadar güzel şeyler var. Ama gel gelelim. Daha biz vardık. Bakarken beraber zabıta geldi. Şikayet etmişler adamı. Zabıta geldi. Şey yaptı. Dedi abi kaldıracağım dedi. Abi dedi ya dedi ben şey yapmıyorum dedi. Dedi zaten ucuz verdiğin için dedi şikayet var dedi. Pahalı versen kimse karışmaz dedi. Ama nasıl? O mahallenin hepsi üstüne toplanmış. Kesmeye de gerek var mı acaba? Benim gördüğümde kesiyordu ama. Yanına bir pilav pişirdim. Güzelce. Ondan sonra yanına da salatamı yaparız artık. Ne yaparsa ayran yaparız. Böyle şey yaparız. Ya normalde üstüne biber, domates, patates falan dilip koyuluyor da ben koymayacağım. Anne. Oğlum. Bu ne? Yemek. O yetecek mi bize? Yeter. Niye yetmezsin? Canım mı? Ne arıyor? Anne çoklar yeni kaldı. Nereden koyacaklar? Onları yatak odasına koyduydu. En sonunda gördüm. Bir daha gördüm. Yok, bacım dedi ben yemedim dedi, bir ben yiyeyim dedi. Sonra baktım. Haa, bu da. Orada. Bakın ne orada? Nasıl bir şey? Arkadaşlar, şöyle kaldırayım.
Bakın biraz etrafı kirlettim ama yemeğimiz böyle. Pişireyim, getireyim. Gelir tekrar görüşelim. Arkadaşlar. Uyduruk Hatay kebabımız çok güzel oldu vallahi. Pirincimiz de bakın tane tane. Yüksek diyor. İşte 109, 109. Büyük de 14. Normal 14 de. Yok. Çıkmış. Çıkmış. Boya yaptım ya. Kaşık önünde. Bir tane şey yapınca kızım video bitince bir tane limon yarım orada duruyordu, onu getir. Baban hemen şey yapsın. Anne. Gitti yazdı. Ana vereyim mi daha? Yeter. Tamam soğuk. Biraz zahmıyım bari. Etinden vereyim mi? Yok yok yeter bu. Ye ye, sana da aç kaldım ya. Yemesi bir şey değil, yesin de sonra rahatsız oluyor. Başla başla. Pilav yeter mi kızım? Et. Yeter. Yesene de. Yedim zaten. Acık acık yiyeyim. Yemişsen kalk o zaman. Acık acık yiyeyim. Bunun bayısı bunu zorladı zorladı. Diyalı bayısı yaptım ya. Senin kardeşlerin ne diyorsun oğlum? Akşam yemeğimiz pirinç pilavı ve Hatay kebabı, turşu, salata yaptık, ayran var. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.